Akıncı Tatar Yarışı. Evet. Şimdi Başbakanın yani Kıbrıs Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanının Türkiye Cumhuriyeti ile çok yakın, uyumlu bir politika güttüğünü görüyoruz. Bunu gözlüyorum. Kimin? Başbakan mı? Başbakanın. Ha, baş... Doğru. Ersin Tatar. Ersin Tatar. Ee, şu anda Cumhurbaşkanı adayı yarın Cumhurbaşkanlığı seçimine girecekler. Kıbrıs gibi yerde 11 galiba aday var. Yani bence olacak iş değil. Ama, 11 aday doğru. Yani olmuş. 11 aday olmuş. Muhtemelen birinci turda biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri bizde de öyle. Şimdi orada da öyle. İlk turda adaylardan herhangi birisi %50'yi geçemezse vatan, yani bizi dinleyenler için söylüyorum bunu. Buradaki herkes biliyor bunu. E, adaylardan herhangi birisi birinci seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50'yi geçemezse en çok oy alan iki kişi bir daha seçime giriyorlar 15 gün sonra. 15 gün sonra bir daha seçim oluyor. Bu birçok ülkede de böyle zaten. Şimdi burada bir sorun şu. Maraş'la ilgili şunu söyleyeyim. Maraş gerçekten Kıbrıs'ın incisi. Aynen. Sadece Kıbrıs'ın da değil Akdeniz'in incisi gibi bir yer. Hatta bu savaş çıkmadan önce oraya anormal turist gelirdi. Hı, hı. Yani hikayeler dinleriz ya Sofia Loren gelirmiş, Liz Taylor gelirmiş, Elizabeth Taylor gelirmiş falan. Eskiden falan. bir Lübnan vardı bir doğrusu. Evet Beyrut, Beyrut doğru. Orada evleri var. Beyrut'a doğunun Paris'i derlerdi evet. filan. Yani muazzam turist alan gerçekten kim sahipse oraya o ülkeye büyük turizm geliri getirecek bir yer. Ha tabii 46 yıldır aşağı yukarı ıssız kent. Evet. Maalesef işte CNN'in yayınlarında da ya da diğer haberlerde görüyorsunuz bir ıssız kent haline gelmiş durumda. Türkiye çok ciddi bir hamle yaptı hamlesinin anlamını söyledim. Fakat bu hamlenin bir özelliği daha var. Şimdi evet Tatar Sayın Tatar Başbakan olarak Türkiye Cumhuriyetinin söylemlerine çok paralel çok yakın konuşmalar yapıyor. Akıncı ise büyük bir sessizlik içerisinde Mustafa Akıncı. Bu arada şuna dikkat çekiyorum. Mustafa Akıncı çok anlaşılmış bir adam değildir. Mustafa Akıncı enteresan bir adamdır. Mesela uçak parasını kendi öder filan. Böyle enteresan bir adamdır. Ha diyeceksiniz ki ya Türkiye'nin çıkarlarının aleyhinde bir adam çok namuslu olsa ne yapayım? O da öyle değil. Ama biz ait toprağı da değil? Rumlara vermek çok çok. Şöyle yani. tamam anladım biliyorum olayı biliyorum. Hatta Türk askeri Kıbrıs'tan tamam. çekilsin diyen tamam. bir adamdır. Biliyorum hepsini biliyorum. Uçak parasını biz ödeyelim, bu tamam. lafları etmesin Hakan Bey. Şimdi ilgisi bir şey söyleyeyim uçak parasını cebinden ödüyor diye Türk milletine Türkiye Cumhuriyeti devletine ahlaksızlık etme hakkını vermez. Tamam. Başka tamam. Bir ülkenin cumhurbaşkanı. Beyler konu değil, anlaşıldı. Kıbrıs. Konu Türk biliniyor. Cumhuriyetinin cumhurbaşkanı. Konu tamam. biliniyor. Tamam. Bizim Tekrar seçmen... edelim de tarihe tamam, not düşelim. Tamam. Konu biliniyor. Ben de biliyorum. Türkiye de biliyor. Vatandaş da biliyor. Bu kısmını bizi dinleyenler de biliyorlar. Ama bir ses var, bir ilginç durum. Ama cebinden uçak bileti aldığı beni ilgilendiriyor. Hepsi Bunu tamam, olur, bir az bir buyur olur. tamam. Hepsi tamam. Başka bir şey söyleyeceğim. Geçen seçim adaylar arasında birinci turda yüzde 20 küsür oy aldı. Akıncı. Evet. Yani seçim deyince rakam, tarih. Mesela ben size 1950'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış bütün genel seçimlerin her ilinin Hangi seçimde kaç milletvekili hangi parti çıkardı ezbere söylerim. İsterseniz beni imtihan etsinler. Türkiye ilgilendiren konuları da bilirim ama. Ha çaldıran değil, muhaç değil onu da bilirim o ayrı. Bu adam yüzde yirmi küsur oy aldı. Tamam mı? Birinci turda. Geçen Cumhurbaşkanı seçilişinde. ikinci turda kaç aldı biliyor musunuz? Bilen var mı burada? %50 üzerinde aldı. E seçildiğine göre 50'nin üzeri. Biz uçakları, uçak biletlerini kendi cebimizden ödediğimiz için bilmiyoruz. Peki ben söyleyeyim. 61 oy aldı bu adam. Ve söylemleri yine aynı söylemlerde. Yani bu yeni söylemiyor bu adam. Yani ne anlıyoruz buradan? Buradan şunu düşüneceğiz. Anlayacağımız ve düşüneceğimiz şudur. Hı. Kıbrıs'ın yerlisi yani ben seçmen dağılımına bakıyorum anket yaptım orada. Hı hı. Biliyorum. Kıbrıs'ın yerlisi dediğimiz halkın çok büyük çoğunluğu ve 1974 harekatından sonra oraya gidip yerleşip vatandaş olmuş, yani oy kullanan seçmenin de bir kısmı Mustafa Akıncı'ya oy verdiler. Niye? Söylemlerini biliyorlar. Peki niye? Ha. E merak edip sormamız lazım. İşte ben de bunu söylüyorum. Yani olaylar gözüktüğü gibi e neymiş Türkiye'ye karşı tutumu varmış filan. Ya olur mu adam İtalyan değil ki, İsviçreli değil ki. Adam Türk gövdesi Türk. Gövdesi. Yok ya her şey Türk. Sabah kadar. Türk. Zihni, yüreği, ruh. Ya istediği Rum, kadar Rum. istediği kadar bir adam. Ne genetik ya? olarak bak bir insan her şeyini değiştirebilir mı? dinini bile değiştirebilir. Adam gece yatar sabah kalkar der ki ben budist oldum olur. Ama adam bir şeyini değiştiremez. Tam da o Türk'ten bize fayda. Aidiyetini. Hain Türk'ten bize ne fayda Türk var ya? Hain. Adam Türk Türk. Ya hain Türk'ten bize ne fayda var? Hain Kürt'ten bize ne fayda var ya? Şunu demeye. Şunu demek. Başların Türk'üne Kürt'üne Türk de adam hain Derken şunu demek ya. istiyorum. Beyler şunu demek istiyorum. Hain ya. Kıbrısların %60'ı bu adama oy vermişse. E? Ve yarınki seçimde de Birinci tur muhtemelen yine bak bunu da iddia ediyorum. Yarın seçim var. İşim bu. Ee, Tatar 30 civarı. 30 veya biraz üzeri oy alacak. Akıncı da onun 3-4 puan gerisinde oy alacak. Ama ikinci tura ikisi kalacak. Yarın kimse seçilemeyecek. Hiçbir 50'yi geçemeyecek. Tatar Maraş harekatından ötürü muhtemelen 40'ı bulabilir yarın. Çünkü Maraş harekatı mühim bir hareketti. Yani Ersin Tatar'a da büyük prestij sağladı. Hı, hı. Ama buna rağmen 50'yi geçmesini zor görüyor. Hakan Bey'e bir soru sorabilir miyim? Şunu, şu rakamlar Hakan işini Bey, bitireyim Metin'ciğim. Tam yerine gel. Rakamlar işini tamam, bitireyim. Tamam, yo yok yok. Tam buradan devam Peki, edin. Söyle. De, devam edin. De sizi de destekleyecektir inşallah. Söyle Metin. Şimdi Türktür, Türktür. Türk, Mustafa, Mustafa Akıncı'ya e, biz İngiliz falan demedik de. E, Türk Türk adına, Türkiye adına, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti adına konuşur. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yani 1971 Kıbrıs çıkartmasında o topraklarda kaç tane Türk'ün kanı var, Türk askerinin? Bu toprakları o kadar kanı olan Türk askerinin toprağını Rumlara verelim, barışalım diyen bir adam Türk olsa ne olur? Kürt olsa ne olur? Başka bir şey, Çerkez olsa Öyle demiyor. Ya. Öyle yani Burada tabii sakın kimse üzerine alınmasın ama, ama, Bey, ama bunu planı sadece... Öyle demiyor. Anlam öyle planı demiyor. iyi ki kabul edilmedi Tanımlama anlam planı. Yoksa zaten vermişti. Söylüyorum. Öyle demiyor. Anlam planı. Metin Bey öyle demiyor. Niye? Öyle dese ne Kıbrıslıların diyor? %60 ne diyor? oy vermiyor. Ne diyor? Var. Ne diyor peki? Söylediğini sana dinleteyim. Ne diyor? Sen bir anlat da onu tamam, söyle. Dinletirsin? Dinletirsin. Yok sen söyle bakayım. Türkiye Benim beni şey diyor, Beyler ben rakamları vereyim. Rakamlar yarın doğru çıkarsa ne diyor da yanlış ya, aktardığımızı? Bir hiç, tam şurayı öyle... bir bitireyim. Ha. Müsaade et. Yarın Tatar'ın 50'ye yaklaşma ihtimali var. Sayın Tatar'ın. Başbakan yani Cumhurbaşkanı adayının. Maraş ha. operasyonu nedeniyle. Yoksa 34-35 alacaktı birinci turda. Ama 50'yi geçmezse şayet birinci turda Sayın Tatar. Bak göreceksiniz 15 gün sonraki seçimde ki Mustafa Akıncı'nın da yarın minimum yüzde 26-27 alacağını düşünüyorum. Yani ikinci çıkacak. Finale ikisi kalacaklar. Ve 15 gün sonraki seçimde kafa kafaya bitirecekler. Hangisi 53 kazanır, hangisi 52 ile kazanır onu o gün ölçer söylerim. temennin nedir? Ama şunu söyleyeyim Hangisinin sana. Hangisinin kazanmasını istersin? Şunu söyleyeyim size. Kıbrıslı bütün bu Mustafa Akıncı Bey'in söylediklerine rağmen dönüp, o seçimde 60, bu seçimde de 50 falan oy verirse diyorum ki dönüp bir Kıbrıs'lıyı dinlemek, sormak lazım. Ne diyor? Ne istiyorlar? Bunlar vatan aynı mı %50'si? Adamlar duydukları halde ya, bunu aynı, böyle verirlerdi. Aynı verirler bakış açısını diyorum. Türkiye'de HDP için koyuyorsun. Aynı şeyi koyuyorsun. Şey şey He o zaman ama seçmen kimdir arkadaşlar? Enteresan. Ama seçmen Peki, bu yani. hisse olarak ben sana soruyorum. Sence Akıncı mı, Tatar mı? kişisel tercihin kimden yana olur? Sen Kıbrıs'ta yaşayan bir seçmen olsan, Kıbrıs Türk'ü olsan, Kıbrıs Türk'ünün geleceğini Tatar'ın Akıncı'nın seçiminde nasıl bir şey yaparsın? Tercihin kimden yana? Bari bunu söyle de durduğun yeri de bilelim ya. Düşünüyorum. Allah Allah hala düşün yarın seçim var oy atacaksın ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir Şu söyleyeyim. anda yani ben e, çok yanlış anlamayın özür diyorum. Şimdi bu e, burada böyle çok aşırı bir yüklenme olursa Akıncı'ya bu orada o ters de tepebilir. Bakın bunu çok yani şu anda yaptığımız burada doğru değil bence. Yani orada bu tür şeyler hep e, kullanılır ve tersini çevirir ve kampanyayı ya Türkiye'nin adayı mı yoksa Kıbrıs'ın adayına mı çevirirler. Ve bunu bundan kaçınmak lazım. İkinci konu e, şimdi sonuçta. Yalnız ikinci tur seçimi 15 gün sonra değil bir hafta sonra yani Hakan. Hep eksik bilgiler veriyorsun. Peki. İkin, Bey, tamam. Yani birincisi bu, ikinci konuştur. E, şimdi aslında iki şey e, tartışılıyor K.K.T.C'de. Bir Türkiye ile entegrasyondan ve bir bir şekilde bağımsız bir devlet olmak e, e, ve öyle yoluna devam etmek isteyen veya entegrasyonu savunan kesin bir tarafa biz bunları istemiyoruz kardeşim. Türkiye ile bir şey istemiyoruz. Biz ne olursa olsun Rumlarla bir federasyon yapalım ve Avrupa Birliği'ne girelim diyen kesim arasındaki bir mücadele bu. İki tane mücadele şeyi var. Aksı var. evet aksı var. Burada ben korkarım ki bu tür yani bu tür böyle yönlendirmeler adada ve Kıbrıs konusuna çok epeyce uzunca bir süre bakmış birisi olarak ve oradaki kamuoyunun nasıl 5-6 tane gazete tarafından yönlendirildiğini bilen birisi olarak bu ters de tepebilir bakın çünkü yarın kritik bir seçim ve Akıncı'nın e, burada topu farklı. Ya biz Kıbrıs için kan dökmüşüz. Nasıl Kıbrıs için tercihimizi ortaya koyamayız ya? Şöyle siz iç siyaset ha, ta tabi, şey tabi olur iç mi? siyasetteki şeyde e, tabii ki düşünceniz olacak, Tabii ki sizin bir tercihiniz olacak ama bunu. Ya ben öyle ölmeye bunu gideceğim. Ama orada nasıl anda, bir siyasetin şekilleneceği konusunda laf etmeyeceğim. Çok dikkatli olmak lazım. Kıbrıs'takiler de diyecek ki aman dışarıdan laf ediyorlar. Madem Şimdi ki işte laf öyle. ediyorlar ne Türk, güzel ya. Türkiye, e, Kı, e, Su bunlar. götür, Kıbrıs para Türklerin... ver, kan ver, e, hiçbir şey de söyleme. Saniye, müsaade edin Kıbrıs, Türk, Kıbrıs Türklerinin biz garantörüyüz. Garantörlük iç siyasette yani tabii ki konuşabilirsiniz ama böyle kritik yani bir aşamada... devlet olarak bahsetmiyorum biz vatandaş yani olarak söylüyoruz kritik bir aşamada Kritik bir aşamada böyle çok e, keskin cümleler kullanılması... Demin Hakan Bey'in aslında onu ima Ya Vatandaş mi? olarak söylüyor, devlet, hükümet olarak... Aa, benim tercihimi karısı. söyleyeyim, bakın ben kendi tercihimi söylüyorum. İç söyleyeyim. siyasetine karışmıyor Peki ki, adaylar üzerinden değil tercihim, de daha, tercihim, daha çok bu hamlenin, e, Maraş hamlesinin ne anlama geldiği, bakıya bir resmidir, değil midir? Bu, bu tarafıyla bak bu, bakın değerlendirin. Evet, evet, seçim sen, sen, öncesi seçim öncesi bir hamledir. Ersin Tatar'a bir puan sen, iki, istiyorsan. Şimdi seçim bile olsa, ona puan kazanma bile olsa benim için önemli bir konu. Bunun bu önemli bir konu. Burada bir gedik açılıp Türkiye'nin zaten bakın bir yıllardır Ayasofya açılsın mı açılmasın mı dendi değil mi? Açıldı ne oldu? Ya Türkiye açsın şu Maraş'ı ya. Peki. Dünyanın bir kimcisi? reklama gidelim. Bu reklamın ardından var. devam anlamı, edeceğiz. Maraş'ın Kısa bir değil. ara efendim. Diyoruz Metin Özkan, Öztürk Yılmaz, Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı bu akşam bizimle birlikte. Metin Bey ben size e, sözü bırakayım. Şimdi e, Maraş hamlesinin ne anlama geldiğini konuşuyorduk. Özür dilerim. Maraş'ın açılma kararı özellikle neden Ankara'da açıklandı, açılması siyasete alet edildi diyenler de var. Daha çok batıya bir resmi çekildi. Tabii yine Yunanistan üzerinde dedik. Bu konudaki ben toparlamanızı, son sözleri alayım. Ardından Azerbaycan'la devam edelim. Hay hay, hay hay Semiha Hanım. Şimdi e, ben bir kere bu... E, yani Arak, daha çok Hani Yunanistan'a ve destekçilerine mi acaba bir resttir bu hareket? Buradan devam edelim. O Aynen e, şunu da söylüyorum. Kıbrıs'ın o e, çekingen e, politikalarının artık daha aktif hale geldiğini düşünüyorum. Ankara'dan açıklanmasına bir kulp takmasınlar. Yani bu Kahramanmaraş'tan açıklansa farklı bir anlama mı gelirdi? E, gelmezdi. Yani e, sonuç itibariyle işin bu kadar alt seviyelere indirilip tartışılmasını çok doğru bulmuyorum. Bakın Semih Hanım, kim ne derse desin, hemen yanı başımızda iki devlet, tek millet dediğimiz, Azerbaycan konusunda bile Türkiye'nin masada olmasını isteyen koskoca bir ülke var. Yani Türkiye burada olmalı diyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cum Türk Cumhuriyeti Türkiye burada olmasın mı demeliydi? Yani Türk askerini buradan çekin demek Tunç Soyer'le e, Mustafa Akıncı'ya kalıyor ve biz bunları eleştirdiğimiz için bunlar oy alıyorsa hayır ruhlu olsun kardeşim ne diyeyim yani eleştiri hakkımızı da kullanamayacaksak bu adamlar biz bunlara vurdukça oy kazanır demeyeceksek e, o zaman herkes bize e, çok özür diliyorum amiyane tabirle sövsün saysın e, gözümüzü ve kulağımızı kapatalım arkamızda dönelim. Duymamışa yatalım ya da deve kuşu gibi kafamızı kuma sokalım. Şimdi e, Azerbaycan, Kıbrıs'ı tanımalı mı? Mutlaka tanımalı ama tanıyacaktır ama bunun zamanı var. Çünkü Dağlık Karabağ konusunda biraz da e, Azerbaycan'a ne kadar haksızlık edildiğini bildiğimiz için söylüyorum. Orada sadece sahada silahlı bir mücadele vermiyor hı hı. kendisinin olan almak için... Diplomatik de bir mücadele veriyor. O yüzden e, Dağlık Karabağ yeniden Azerbaycan e, e, bütünlüğüne kavuşturulmadan e, bence Kıbrıs'ı tanımlaması bütün gözlerin üzerine çevrildiği Azerbaycan açısından bir e, eksiklik gibi ya da masada önüne koyacakları bir kart gibi de görülebilir. O sebepten dolayı e, Dağlık Karabağ Azerbaycan'a teslim edildikten sonra Emin olun mutlaka Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde e, Azerbaycan tanıyacaktır. Evet Yunanistan'a, evet Doğu Akdeniz'de bize e, yaptırım uygulamaya çalışan Avrupa Birliği ülkelerine, evet Macron'a, evet Micho Takis'e, alayına birden bakın alayına birden mesajdır bu. E, o yüzden Türkiye'nin mesajını iyi anlamak lazım ama bugünlerde, Türk Peki iyi anlamak gibi, gerekir derken o, ne diyor Türkiye? Açık bir ifadeyle nasıl bir res çekiyor? Ne var buradaki mesajda? Türkiye diyor ki ben ya da benim e, kardeşim Azeri Türklerin yaşadığı Azerbaycan'dan bahsederek biz Türk dünyası da aslında bunda bir hakkımız varsa biz bunu alacağız arkadaş diyor. O eski işler. Eski düzen geçti diyor. Biz bizim olanı vermeyeceğiz diyor. Ve biz bizim olanları elimizden aldıklarınızı söke 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 geri alacağız diyor. Bunun da gideceği yer her neyse. Savaş diyorsanız kılıcı biz savaş meydanına sapladık. Ama bakın biz diplomasi istiyoruz. Biz bu iş güzellikle olsun istiyoruz. Biz diyalog istiyoruz. Arkadaşlar burada benim hakkım var. Ben burada enerji kaynaklarıyla ilgili benim bir talebim var. Ben bir ülkeyle anlaşma yapmışım. Ve ben orada Libya'nın askerlerini eğitmek için de kontrol amaçlı Türk askeri göndermişim. E, yedi düvel. Siz karşımızda durmayın. Ha, Siz arkamızda zannettiğimiz muhalefet. Siz de bizim oraya gönderdiğimiz askerlerle rejoner tanımlaması yapmayın. Onlar karşımızda siz bari yanımızda olun diyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti devletini kimse barbar ve savaşçı ilan edemez ya da böyle gösteremez. Türkiye Cumhuriyeti devleti hakkı olanı yani vatan toprağını, yani namus ve şeref bildiği o toprağa vermemek için canını verir. Kanını da verir. Ha, kanını döktüğü toprağa da Mustafa Akıncı gibi birinin çıkıp Onlara verelim de barışalım, arayı düzeltelim. Tekliflerine de kusura bakmasın ama elinin tersiyle cevabını verir. Bunu da kim nasıl anlarsa anlasın. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık politikada değiştirmiştir. Daha milli duruşlar üzerine otutturduğu bu politikasıyla 15 Temmuz'da, hani bazen diyorlar ya işte e, bu sisteme tek adam sistemi diye. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşturduğu bu Cumhurbaşkanı hükümet etme sistemine. Sistem tek adam sistemi değildir. Bu sistem hiçbir zamanda tek olmamıştır. Çünkü bu sistemin arkasında millet vardır. Evet ya da hayır demiş referanduma. Hiç önemli değil. Çünkü bunun fotoğrafını 15 Temmuz'da gördük Semiha Hanım. Hiç kimse hiç kimsenin partisine, siyasi görüşüne, etnik kökenine, inancına bakmadan meydana indi. O millet bu devletin arkasında yanında olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti devleti diz çökmeyecek, baş eğmeyecek, boyun vermeyecektir. Yani kellesini vermeyecektir. Buna niyet edenlerin de bir kez daha söylüyorum ve bitiriyorum. Hı hı. Bakın önce diyalog, önce müzakere. Önce anlaşma, bizim olanı verin diyor. Ama yok bu seçeneği seçmiyorsanız, bize meydan okuyorsanız, kılıcı da savaş meydanına sapladım diyor. Karar sizin diyor. Daha ne desin? Peki. Sizin buraya bir araya <laughs> giriyorsunuz. Karabağ'la ilgili değil mi? Ona geleceğim. Maraş'la ilgili var mı? Şimdi Metin Bey'in söylediğinden şunu anlıyorum. Eğer Metin Bey anlam planı görüşülürken, şu anda görüşülmüş olsaydı herhalde ona hayır derdi o zaman. Çünkü anlam planı eğer kabul edilmiş olsaydı bizim Maraş'ta gidiyordu, Güzel Yurdun önemli bir kısımları gidiyordu, Hı. Dip Karpaz'da belli bölgeler gidiyordu. Ondan sonra ara bölge gitmiş oluyordu ve Nereye gidiyordu? Rum tarafına Nereye? verilmiş oluyordu. Annan anlam planında bu buydu. Taraf ortada yoktuk ki o zaman. Hayır, yüzde %29 29.2'ye düşürülmüş oluyordu. Demek ki yani bu o zaman desteklenen bir şey şu anda yanlış olduğu e, görüldüğünü görüyorum. Ben bundan mutlu oluyorum açıkçası. Yani Demek ki e, bundan mutlu olmak gerekiyor. E, çünkü anlam planı bir faciaydı. İşte anlam o planına de... hayır mı demiştiniz Öztürk Bey? Ben anlam planını hiçbir zaman desteklemedim. Çünkü anlam planı e, toprak kaybını e, öngören Maraş'ı kapalı Yani Maraş evet be annem diyenlerden değilsiniz değil mi? E, tabii ki canım. Zaten onu herhalde siz anladınız. Siz gazete... e benim desteklediğimi nereden çıkardınız? Bakın. İşte ki şey şu anda Östürk Bey. Şu anda siz Ben, ben size bir şey söyleyeyim. Siz de yanlış anlamış ya da ben de yanlış anlatmış olmayayım. Buyurun. Ben bir bir Türk milliyetçisiyim. Her programda da söylüyorum. Atatürkçüyüm, muhafazakarım. Ülkemi seviyorum. Ülkemin terör örgütüne destek vermeyen bütün insanlarını hangi dili Kürtçe, Çerkezce, Lazca ne konuşursa konuş. Ben bu ülkeyi seviyorum. Ben bu ülkeye kurban olayım ya. Benim güzel bir ülkem var. Ve ben bu ülke içinde ve kendime kendisini Türk olarak adlandır, adlandıran, Türk milletinin bir ferdi olarak adlandıran dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın herkese de bağrını açmış bir insanım. Ben Türk dünyasına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlılığı ve sempatisi olan, sevgisi olan bir insanım. O yüzden benim birliğimizi, bütünlüğümüzü bozacak hiçbir şeye evet dememi beklemeyin. Ben bunu bir siyasi sanat anlamında da. Anlaşıldı sanırım. Metin Bey. Devam Şansım edebilir miyim? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Devam edebilir miyim? Tabii buyurun. Ee, anlaşıl... Tamam, anladıysanız ne mutlu. Ee, yok, e, yani e, Anlam planı diye bir plan var biliyorsunuz. O da geldi ve bu o dönemde Anlam planı desteklendi. Biz o dönemde ben de şahsen Anlam planının kabul edilmemesi ni dua çünkü oy kullan kullanamadığımız için tek yaptığımız şey planın kabul edilmemesiydi. Eğer edilmiş olsaydı bugün çok farklı bir orada Kıbrıs Türkleri bir azınlığa dönüştürülecekti, eyalete dönüştürülecekti, toprak kaybı olmuş olacaktı, Türkiye'nin garantörlüğü sulandırılacaktı, olacaktı ama olacaktı. Bir, bir şey söyleyeceğim. Burada şimdi bakın şunu belirtmek istiyorum. Bizim KKTC ile ilgili artık eğer bakın Güvenlik Konseyi Başkanı açıklama yaptı. Ne diyor bu açıklamada? Söyleyeyim. Diyor ki seçimlerden hemen sonra yani pazar gününden hemen sonra diyor. ikinci tura kalırsa ikinci turdan sonra diyor. Tekrar diyor ivedi olarak görüşmelerin başlaması. Yani 3 garantör ülke ve adada Türkler ve Rumların 5 beş, beş tarafın görüşmelere başlamasını ve hangi temelde İki toplumlu, iki kesimli siyasi eşitlik diye bir kelime uydurmuşlar. Aslında fiiliyatta hiçbir anlamı yok. Federasyon. Şimdi kardeşim burada verilecek karar şu. Böyle bir görüşmeyi biz yapmaya başladığımız anda... ...şu anda bu Maraş'ın açılması, sahil şeridinin açılması... ...belki yarın başka yapacaklarımız şeye gölge düşürür. Artık bu tiyatroya Türkiye Cumhuriyeti'nin son vermesi gerekir. Demesi lazım ki ben... 40 yıldır görüştüm. Hiçbir şey olmadı. Artık yoluma bağımsız bir devlet olarak devam ediyorum ve onu tanıtması lazım. Azerbaycan'a da tanıtması lazım. Onların da namus borcudur. Bakın, kesinlikle Karabağ'da şu oluyor, bu <laughs> oluyor diye kimse kaçamaz. Yani burada dişimizle, tırnağımızla oradaki e, bizim soydaşlarımızın hakkına, hukukuna Türkiye garantör olmuştur, bedel ödemiştir. 500'den fazla şehidimiz var orada. Ve bunu artık devlet olarak yaşatmalıyız. Biz bunu tekrar masaya yatırıp e, müzakerelerle devleti eyalete dönüştürmemeliyiz. Devleti güçlendirip tanıtmalıyız. Peki. Bu yönde bir karar olursa olur. Yoksa yarın kim seçilirse seçilsin. E, umarım benim de tabii tercihim var ama kesinlikle müzakerelerin başlaması nasıl ki Karabağ konusunda ateşkesin olması demiştik büyük bir darbe vurur Azerbaycan'a. Burada bu defada burada müzakerelerin başlaması ve masaya oturmak KKTC'nin kaybıyla sonuçlanır ve bu defa iş ciddidir Türkiye'nin üzerine çok büyük bir baskı oluşur. Mehmet bunu Türkiye'nin buna evet. yanaşmaması lazım. Büyük Bence, darbe bu, Azerbaycan'a bu ateşkes. Nasıl? Öyle diyor. E, Yok, Öktürk önce Bey. ben de Maraş'la ilgili bir. Tamam, siz de söyleyin. Söyleyeyim. Bir, e, bu tarihi bir hamledir. Önemli bir makas. Tabii ki tabii olması. mesajdır bu. Sırf sahil kesimin açılması, e, öyle iç politika malzemesi olarak kullanılacak bir şey değildir. Şimdi e, şunu da belirteyim. Çok şükür içimizdeki anlancılardan kurtulduk yani. Kemal Bey gidip onlarla işbirliği yapabilir yani. Avrupacı, anlancı falan. Siyaset bir de çok akışkandır yani. Siyasetle ilgili olan herkes bilir ki siyaseti şekillendiren konjüktürdür, zaman dilimidir alışkanlıklardır vesaire vesaire. Dolayısıyla kaç yıl önceki koşullardaki duruşunla bundan sonraki duruşun arasındaki farklılığa bakarak kimse siyasete gölge düşürmesin. Bazen öyle hamle yaparsınız, bazen böyle hamle yaparsınız. Türkiye'nin verdiği mesaj şudur. Biz barışa bir şans tanımak istedik anlam planıyla. Nedir anlam planı? Çok kabaca. Evet, nüfus orada önemlidir nüfusun büyük bir kısmı Rum'dur. Ama Türkler de önemli bir nüfustur. Siyasi temsilde birleşik bir Kıbrıs Cumhuriyeti. Adının Türk olmadı, Rum olmadı, birleşik bir Kıbrıs Cumhuriyeti. Türkiye buna evet dedi. Kıbrıs tek olsun. Devlet başkanları ve başbakanlar 10 aylık ve de 1 yıllık neyse dönüşümlü olarak seçilsin. Devlet başkanı Rumsa Başbakan Türk olsun. İşte devlet başkanı Türkse, başbakan Rum olsun. Bakanlıklar nüfusa göre dağıtılsın. Atıyorum işte üçte iki Rum, üçte bir şey olsun. Eşit şey temsil. Yani Türk kimliğini e, Türk tarafını kabul eden hı hı. ama federasyon anlamında değil. Yani Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti. Biz buna şans tanımak istedik. Dolayısıyla burada aslında Maraş, evet anlam planında e, Rum tarafına verilmiş gibi görükse de zaten bütün Kıbrıs artık herkesin Kıbrıs'ı oluyor. Fakat buna rağmen bakınız bir şey söyledim. İyi ki o dönemde ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği, ne pahasına olursa olsun anlam planı diyen e, o zihniyetteki insanlar çok şükür ki içimizden kopup gittiler. Şu an siyasetin yeni yıldızları oldular. Bakınız orada vakfiyeler, Osmanlı <laughs> araş Osmanlı vakfiyelerine aittir. Neredeyse tamamına yakını. Doğru bu. Diğerleri de biz Maraş'ın tamamını açacağız zaten. Buradan Ersin Tatar Başbakan'ı Öyle yürekten kutluyorum. Başbakan. Biz övdüğümüz için Hı. eğer orada birileri ona oy vermeyip Akıncı denilen ihanetçiye oy verecekse versin o onların sorunu. Ama biz Ersin Tatar'ı Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarını temsil eden, savunan o yürekli insanı tebrik etmekle yükümlüyüz oradaki siyasi sonuçları ne olursa olsun haine de hain deriz. Şimdi bakınız e, orada mülkleri olan Rumlar var. Maraş bir zamanlar gerçekten bölgenin incisi olduğu için oradan mülk sahibi olan çok saygın dünyaca tanınmış insanlar var. Hepsine yazılar yazıldı, gönderildi. Gelin mülklerinize sahip çıkın, size diye. Ondan sonra zaten Maraş tamamen açılacak yani. Sıkıntı yok orada. Kemal Bey merak etmesin biz tamamını açacağız da ama açılmasına karşı çıkan Akıncı'yı savunan Kemal Kılıçdaroğlu politikası nasıl revize edecek onu bilmiyorum. Ve de Kemal Bey tamamen açılsın dediği günün e, içinde eğer baş danışmanı hani dış, dış politikayı dünyadaki herkesten çok daha iyi bildiğini zanneden dış e, politika baş danışmanı eğer bunun açılması hataydı yanlıştı diyorsa o zaman kafa kafaya versin danışmanıyla. Yani hangisi CHP'dir biz de bilelim. Hangisi CHP'nin görüşüdür biz de bilelim. Ee, bu konuda bir şey şey gelince. E, 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 ben e, Hakan kardeşimin anketlerini önemserim. Ama orada Kıbrıs'ta verdiği rakamların doğru olduğu kanaatinde değilim. Burada Akıncı lehine bir manipülasyon yapabilir tabii. Hiç sorun değil biz nasıl Tatar'ı destekliyorsak kendisi de Akıncı'yı destekleyebilir. Hiçbir sıkıntı görmüyorum burada. Ama efendim şu şey olursa şu kadar oyu alır, ikinci tura kalırsa bu kadar. Peki. Bunlar hep e, bence manipülasyondur. Ben Kıbrıs, Azerbaycan şey. konusunda ben son, da. Yok yok yo, geçelim. Azerbaycan Kesin. konusunda Tamam.